Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. İlişkilerde duygusal boşluğu olan kişiler duvar örer demiştim. Bunu bir arkadaşım sormuş, acaba nasıl örülüyor Sedan diye, anlatır mısınız diye. Bunun için video çektim sizlere. Yine sorularınız olursa lütfen sorun, sizler için cevaplayabilirim. Duygusal boşluk şöyledir arkadaşlar. Çocukluğunuzda yeterince ilgi almadıysanız eğer, örnek veriyorum, ilgi açlığınız olur. Burada bir duygusal sevgi boşluğu vardır. Kendi değerinizi bilemez halde olursunuz. Ve değer duygusunu elde etmek için 10 birim değil 100 birim ilgiye ihtiyaç duyarsınız ki bu da normal standardın çok üstüdür. Ya da başka türlü bir şey vardır. Cinsellikle ilgili cinsel ilgi, beğenilmek, güzel algılanmak, dikkat çekebilmekle ilgili açlığınız olabilir. Sevgiyle ilgili açlığınız olabilir ya da zihninizde ulaşmak istediğiniz kişiler şöyle zengin erkek, böyle 90-60-90 şahane vücutlu, şöyle genetik özelliği olan kadın benim olsun gibi zihinsel açlıklarınız da olabilir. Tüm bunlar boşluktur. Gerçek sevginin önünü tıkar ve size hayali aşklar yaratır. İşte böyle durumlarda farz edelim ki böyle birine siz aşıksınız. Bu kişiye siz aşırı ilgi gösterdiğinizde veya çok sevgi gösterdiğinizde başta çok memnun kalır. Sonra bir anda bunun dozajı oynamaya başladığında arıza çıkarır ve duygusal olarak duvar örer. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim böyle bir açlığım var diyemez. Hem farkında değil, bunu normal zanneder. Farkında olsa da bunu utanacağı için söylemek istemez. Ve hop, soğukluk ve gurur yaratır. Halbuki normalde bizim ilişkilerimizde iletişim mükemmel olabilse, hakikatimizi söyleyebilsek hiçbir ilişki bozulmayacak arkadaşlar. Diğerleri de öyle. Çok fazla beğenilmek isteyen, çok fazla arzulanmak isteyenler aşırı arzulayan birine gittiği zaman o arzu düştüğünde bir anda panik yaparlar ve duvar örerler. İşte duygusal boşluklar bizim iletişimimizi böyle bozar. Ne yapmamız gerekiyor? Duygusal boşluğu olan birini anlayıp ayırt edebilmemiz için kendi duygusal boşluklarımızı, çocukluk travmalarımızı, ergenlik travmalarımızı full temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.